Bir dertli görüyorum sizi arkadaşlar. Adamın içi. Abi derdimiz aç kalmamak. Aç kalmamak. Nasıl peki yeni Yüksel'i nasıl? Beğendiniz mi? Beğendim. Suat. Peter eklisi. Türk İstanbul'lara, Türk Bodrum'lara, Türk Ankara'lara, Türkiye'ye, Türk Petekler'e taraf. Bir ay 40 gün süresi var diyorlar. O bitmeden nereye gidecek yani vatandaş? Burada esnaf kepeğini kapatsın, tamam evinde yatsın ama malzememiz var hepimizin. Bunları nereye taşıyacağız? Konser. Evet arkadaşlar, hepinize yeni bir videodan merhaba. Bu videomuz eski çarşı videosu olacak. Yani merkeze bağlı olan son yeri çekmiş olacağız. Zaten artık yavaş yavaş da sona geldik. Bugün 9 Aralık. Son sanırım artık 20 günümüz. Bu arada yine küçük bir algoritmadan bahsedeyim. Lütfen kanalıma abone olup yorum yazıp beğenirseniz çok sevinirim. Bu arada YouTube'a abone olduğunuzda para ödemiyorsunuz. Yani o yüzden benim çektiğim videolara bir desteğiniz olmuş olur. Kanalıma abone olur, yorum yazar ve beğenirseniz. Hadi şimdi hep beraber bir eski çarşı videosu yapalım. Yani hüzünleniyoruz ama bu değişmeyecek. Çünkü memleketimiz şu anda elden gidiyor. Taşınmalar devam ediyor. Buralarda dikkatli olmak lazım. Çünkü kafanıza her an bir şey düşebilir. Kolay gelsin. Evet, siz gördüğünüz gibi buralarda tamamen boş atılıyor. Genel yerinden taşıma firmaları geldi. Bu işi şu anda layıkıyla yapıyorlar diyebiliriz. Bir zamanlar bu sularda inanılmaz rahatsız maceraları yapılıyordu. Artık yapılmıyor. Erzurum'a sanırım dün kar yağdı. Biz de onun soğuğunu şu anda maalesef yaşıyoruz.
Artık buradan öteye geçemiyoruz. Viyadükler buradaki evlerin yıkılmasına neden oldu. İnsanlar da burada yaşarken kolay gelsin. Sen eski çarşı videosundayız. Sen ne yapıyorsun? Nasılsın? Ne zaman taşınıyorsun? Evi taşıdım da dükkanı bekliyorum. Dükkan ne zaman? Bu ayın sonuna yetişecek mi? Zor mu? Sanki bu ayın sonunda herkesin orada olmasını istiyorlar. Kolay gelsin, hayırlı işler. Evet, selamünaleyküm gençler. Bir dertli görüyorum sizi arkadaşlar. Abi derdimiz aç kalmamak. Aç kalmamak. Sorun şu anda ne arkadaşlar? Yüksel'deki sorun, problem. Yüksel'deki sorun insanların göç etmesi. Göç etmenden dolayı da burada nüfusun kalmaması. Ayrıca evlerin olmaması. Adam Fransa'da, Almanya'da, örnek veriyorum ki Türkiye'nin her yerinde adam ev çıkmış. Evet. Yeni evlenen adamların hiçbirinin evi yok. Evet. Zorluyorlar şu anda. Taşınmaya da zorluyorlar. Taşınma 25'inde elektrikleri keseceğiz dediler. Öyle bir söylenti var. Hı hı. Ya tabii ne kadar doğru onu da bilmiyoruz. Sence olma ihtimali nedir? Ben artık her şeyi bekliyorum bunlardan. Her türlü şey olabilir. Her türlü şey olabilir. Evet. Yani şu anda sularda beklenenden hızlı geliyormuş. Yani sular. Geçenlerde okuduğum bir küçük bir yazı vardı. Belediye, devlet tarafından gönderilen. Bankalara falan gönderilmiş. Bankalarda da yazan şuydu. Suyun bu kadar hızlı dolacağını beklemediğimizden dolayı bankaları işte 15 gün içerisinde yüzlerini tahliye edin, boşaltın gibi. Doğrudur. İşte o kadar saçma bir şey var ki. Ayrıca da şimdi buranın yıkım işini aldılar. Adama yıkım işini vermişsin, diyorsun 20 gün sonra kalkın gidin. Su geliyorsa bu adam ne zaman burayı yıkacak da, ne zaman kurdasını alacak? Yani evet. O kadar tutarsızlık var ki yani saçma sapan şeyler. Şu anda hali hazırda belli başlı yerler söküşe yapılıyor, yıkılıyor zaten ama yetiştirme şansı yok. Yetiştirme yok. Adam evet. Tabii bunun bu kadar gider yaptı, nasıl olacak o da meçhul. Değil mi? Emre, sen de bekarsın. Biz bekarız, sıkıntı. Yukarıda iş olana zor. Yani iş yapacağımız da şüpheli. Ya bu kadar genç ne yapacak bir farkı o da belli değil. Boş abi boş. Yani tek sıkıntı o şimdi gençlere imkan sağlamadılar hiç. Zaten emekli olan zaten evin emeklilerinde geçim sıkıntısız olacak. Ya bu aidatları koydular nasıl geçinecek millet? Aidatlar tabii en büyük problem gibi duruyor. En büyük abi şu anda da adam 18 metre aidat çıkarmış. Bu adam 5 lira aylık maaş evini mi geçindirsin ve çocuğunu mu okutsun? Evine mi baksın, kendine mi baksın? Ne yapacak? İş bu türlü. Mecbur buradan çıkacak, köye yerleşmeye çalışacak. Yani çok da mantığı kalmıyor. Buradan mesela gidip, kış ayı da olsa fark etmez. Buradan kalkıp gidip İstanbul'da, Ankara'da veya da herhangi bir yerde yaşasan, aynen bir kömür aidatının 15 ne kadara geliyor? 18,5'a geliyor. 18,5'u böldüğün zaman zaten abi, diğer tarafta da rahat rahat kiranı ödeyip İstanbul'a gitsen buradan daha ucuz yaşarsın. Değil mi?
buradan daha ucuz alacağız yani. Sıkıntı. Adam gelmiş ki taksitle ödeyeceksin. Ya nasıl ödersin bu adam 5 kuruş lira? Adam evinde tek maaşı var, emekli maaşı. Nasıl geçirsin? E çocuğun oldu, 2-3 çocuk oldu. Onlar da sıkıntı yani. Ya yukarıya gidince var. Çok sürprizlerle karşılaşacağız. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Biraz da şöyle tütüncüye girelim. Kapıyı kilitleme, bu ne? Kuzimin yanına geldim. Sıcağı vurmuş. Rahat rahat oturuyor. Evet. Kuzi, sen ne düşünüyorsun? Nedir bu durumlar? Ne zaman taşınıyoruz? Ne zaman gidiyoruz? Şu anda taşınma imkanımız yoktur maalesef. Ama gideceğiz bir şekilde. Gideceğiz tabii. Sorunların çözülmesini bekliyoruz. Arsa verilen esnaf arkadaşlarımız var. Evlerle ilgili bir sorun yok. %90'a taşınmış durumda. Tarifelerden dolayı ama dükkan gördüğün gibi %99.9'u burada. Bunların taşınması da 2-3 ay en erken olacağı, olmayacağı kesin. Ama şimdi bankalara bir yazı gitmiş. 15 gün içerisinde tahliye edin, ilçeyi boşaltın diye. Yani bankalara baskı yapılıyor boşaltsınlar diye ama onların işi de zor. Yukarıda banka yapılmadan gitmiyor hiçbiri. Şimdi sonuçta orada da yeni bankayı çıkardığı zaman insanlar yine esnaf olarak da gitmeyecek mi yukarıya? Tabii ki gitmeyecek yani. Halk buraya inecektir. Şu anda gördüğün gibi buraya yukarıdan çok kalabalık mesela insan olarak. Şu an yukarıda yaşıyorlar ama mecbur çarşı burada olduğu için buraya iniyorlar. Esnaflarımız şöyle, gitme olasılığı yok. Çünkü belediyenin dükkanları bitmedi, TOKİ'nin yapılan dükkanları bitmedi. Diğer taraftan hak sahibi olan yabancı insanlar 10 lira 15 lira kira da yatıyor. Esnaf da bunu batacak mı veremeyeceğine göre mecbur gitmiyor adam, bekliyor. Su da dolsa bekler yani, mecbur çünkü adam, yapacağı bir şey yok. Ama su bu hızla giderse çok yakında merkeze ulaşır. Ben ona inanmıyorum, o bir yalan hikaye çünkü burada sonuçta bu yıkım ekibi burada en az 4-5 aylık işi var. Sonuçta bunlar nasıl suyun altında mı çalışacak? Bunlar bir algı, operasyon yani. Ama ilk etapta baktığın zaman da aşağıları yıkıyorlar. Yani Akalta'nın önü, ortaokulu yıkıldı. Su büyük ihtimalle Akalta'ya kadar gelip orada durduracaklar. Ama işte Akalta'nın da belli bir noktası. Akalta yukarıda, suyu seviyesinden daha yukarıda. Şimdi aşağı doğru baktığında alt tarafta olmadan Akalta'nın üstüne suyun çıkma şansı yok. Tabii ki de. Yani Hayrettin Kaya'nın petrol diyoruz. Hayrettin Kaya'nın petrolünü de durduralım ama seviyesi eğer aşağısı olursa, yani bu seviyede durduralım dersek önce bizim Yusuf Enne kadar suyun gelmesi lazım. Çünkü evet, biz daha çok suyun seviyesinde yaşıyoruz. Halk biraz daha suyun üstünde yaşayan bir mahalle. Şu anda ben o yönlerde ne olacağını bilmiyoruz tabii. Sormadık yetkililere ama sonuçta burada bir çalışma yapılacak. Her şey. Kısa tarafı gitme şansı yok esnafım. Ben hepsiyle akşama kadar konuşuyorum. Kimse gitmeyeceğiz diyor yani. Ama pek de bir tadı kalmadı gibi. Tabii ki öyle. İkili yaşam modeline geçildi. Bir tadı yok ama mecbursun. Yapacak bir şey yok. Yani gidemeyince, yapamayınca ne yapacaksın? Mecbur bekliyorsun. Belediye sonuçta kendine bir rota çizmiş. Dükkan yapıyor 55 tane. Bu dükkanların bitmesi 1 ay 40 gün süresi var diyorlar. O bitmeden nereye gidecek yani vatandaş? Burada esnaf kepeğini kapatsın, tamam evinde yatsın ama malzememiz var hepimizin. Bunları nereye taşıyacağız? Sonuçta bir yeri taşınacak. İşte benim düşündüğümde şu anda boşta olan dairelerine yerleştirilebilir diye düşünüyorum. Çünkü devlet bu kadar kar edeceği bir işi yarıda bırakmaz. Ama onun yani içinde maaş bağlaması lazım. O da olmadı işte. İşte yani 150-200 kişiye sebep bunun 1-2 ay daha, 3 ay daha gecikmesi devlet ekonomisine de zarar verir. Tabii ki de o yönden bakınca öyle ama yapacak bir şey yok. İşini yetiştirseydiler yani yapacak. Bunda yine TOKİ'nin veya da devlet arayollarının deseğinin bütün hepsinin suçu var. Suçu var. Bizim bir suçumuz yok burada. Biz ne derse onu yapılıyoruz. Aynen. Bize bugün yapsa dükkanların adamları çık dese çıkardı. Bu ekonomik sistemde adamın yani burada adamın 1 lira kira verdiği, 500 lira kira verdiği dükkana yukarıda 10 lira kira verme olasılığı var mı? Yok. Yok. Nüfusta yarı yarı kazanamayacak. Bunun içine ne yapacak? Bekleyecek sonuna kadar. Su çıkana kadar bekleyecek. Sence ne kadar kişi taşındı şu anda? Ne kadar insan kaldı Yusufeli'nin merkezinde, eski yer merkezinde? Ev olarak mı? Ev olarak. Ev olarak %90'ı yukarıda. Ben akşam gezdim tek tek. Hemen %10'luk bir kesim kalmış. Onlar da yani soba kullanabilen insanlar. Apartmandakiler full taş, en son taşınan benim. Dün taşındım mesela. Hı hı.
mecbur kaldık artık. Bir şey yapmıyoruz. Çocuklar peki? Hastalandı. Hiç memnun değilim. Alışamadık. Bir kere çok uzun sürecek. Bölgeler çok dağınık. Nasıl diyeyim sana? Burayla alakası yok. Ki benim bölgem en iyi bölge. Üçüncü bölge Yusufeli'ni andırıyor. Sağlı sollu çarşı var. Karşılıklı binalar var. Oru olduğu halde bile zor yani. Burada insanlar 6 ayda bir senede birbirini görür. Dördüncü bölge, ikinci bölge, üçüncü bölgede insanlar çok özel gitmedikten sonra benim seni görme olasılığım yok kısaca. Çarşıda gelsen, çarşıda çok dağınık. Orada da görme şansın yok ki. Çarşıda buluşsunlar. Kim nerede oturacak, ne yapacak? Aynen. Belli başlı mekanlar yok. Buranın oturması bir sene sonra belli olur. Belki bir seneyi de geçer. Belki iki sene, belki üç sene. Üç beş sene olur da bir seneye insanlar nerede oturacak? Atıyorum şu anda ben halı saha kafeye gidiyorum her akşam mesela sizin oraya. Belli bir nokta oluşmuş, oraya gidiyoruz, orada oturuyoruz, muhabbet ediyoruz, oyun oynuyoruz, top oynuyoruz. Ya orada şu anda öyle bir ortam olması için dediğin gibi bir iki sene lazım bana. Millet nerede buluşuyor, nereye gidiyor. Burada esnaflarımıza çok büyük görev düşüyor. Bunu ben her gece söylüyorum, bütün esnaflarla oturuyorum, anlatıyorum. Çok dükkan açmak istiyorlar, hepsi batacak %50'si esnafların, çok dikkatli olması lazım. Bu kiralarla, bu elektrik paralarıyla, bu kömür paralarıyla yaşama şansları yok. Aynen öyle. Yani hani ben esnaf olayım, bir atılım yapayım demesin, burada riske alınacak bir durum yok. Yani batma riski %99 görünüyor yukarıda. Çünkü giderlerin 10 kat arttı. 1 lira kira veriyorken ben burada 10 lira istiyor. Burada 1 lira elektrik ödüyorken orada 10 lira kömür parası istiyor. Şimdi adam orada, nüfus burada 20 bin, 25 bin de en az merkezde. Barajlar dolayısıyla şu an orada 5000 kişi kaldı. Bu hep giderler 10 kat artmışken insanlar 10 kat geri düştükten sonra bu esnafın işi çok zor. Onun için ben esnaf arkadaşlara uyarıyorum. Dükkan sayıları çok fazla. Atıyorum dükkanların 300 dükkanın 50 tanesi buradaki faal işlerlerinin sahiplerine çıkmış. 250'si hiç çalışmayan, hayatta esnaf olmayanlara çıkmış. Mülkü var adamın. Ben o adamın dükkanına esnaf olarak girmişim, adam evi bile dükkana çevirmişim, o adam dükkan sahibi olmuş benim sayemde. Mesela böyle 250 tane adam var, bunların hepsi kiraya veriyor, çok yüksek miktar istiyor, onların yarısı tutulsa yeni yapılan dükkan, belediyenin dükkan, bir de öbürleri çok fazla dükkan, çok fazla sayısı dükkan oluyor. Ama yetkililerin anlamadıkları nokta şu, dükkan var ama faal esnafın dükkanı yok, boş adamın dükkanı var, adam 2010'da dükkan açmış, 2014'te kapatmış o arada veya da mülk sahibiymiş o zaman dükkana çevirmiş bir tane kulübeyi, sağını solunu kapatmış, demiş ki ben kredi çekeceğim, çekmiş, adama dükkan çıkmış, bana çıkmamış, diğerine çıkmamış. Şimdi onu anlayamıyorlar. Şu anda mesela biz sanıyorduk ki gerçekten bunların dediği gibi az dükkan var, mesela imkansızları başardık şu an, 236 tane esnafın dükkanı yok. Senin gibi, benim gibi, faal şu anda yıllardır çalışan esnafın şu anda dükkanı yok. Bu 236 kişinin en fazla 36 kişi yukarıda dükkan tutabilir parayla. Yani belki maddi gücü vardı. Geri kalıyor 200 tane adam. Bu 200 adam buradan çıkarmak olay değil. Savaş çıkar yani. Şimdi ben yani sonuçta siyasi görüşüm de belli. Oturduğum kalktığım insanlar da belli. Ben iktidarın yanında olduğum da belli. Bunu ben diyorum yani. Buradan çıkaramaz bu esnafı. Çünkü esnafın çoğunluğu burada. Çıkarması için bunlara bir an önce bir çözüm bulması lazım yani. Prefabrik mi olur, başka bir şey mi olur? Atıyorum Burak 40 güne boşalacak diyorsa 40 güne dükkanlarını tamamlayacaksın. Sonuçta bunun temeli atıldı, her şey yapıldı, bekleyecek. Bir temel atarsın 3 güne, üstüne prefabrik getirirsin. Üstten 2 üstten dükkanı koyarsın, bu iş biter. Sonuçta her şeyi halka yüklemek lazım değil yani. Halka bazen bıraksalar halk daha kolay çıkar ama. Tabii ki de bize arsa verseydiler ben çoktan dükkanımı yapmış çıkmıştım. Yani. Bir şey yapmama gerek yok ki. Herkes prefabrik sipariş verirdi. İki güne kuruluyor. Tamam. Aynen öyle. İki güne gelen adam dikerdi. Çünkü bu tek katlı bir dükkan yani. Aynen. Bunun beton harma olmasına veya başka bir şey olmasına gerek yok ki. Ayrıca depolar verilmedi. Ayrıca şu anda mesela 10 kişiye şey aldık. Arsa aldık mesela arkadaşlara. Savaştık. Bu adamların arsaları tahsis edilmesine 20 gün, 1 ay var diyor adam. Bir aya adama tahsis ettin. İki aya da o adam dükkan yapacaktı oraya yani, işletme kuracak. Bunun betonunu dökecek kış günü. Ne olacak bu adam? Çalışmayacak mı? Yani diyelim ki diyor ki adam çıktım. Benim oraya çıkmam bir şey değil. Evde mi oturacağım? Ben ne yiyeceğim yani? Esnaf
Nedir, biz memur değiliz, biz bugün çalıştım, bugün param var. Çalışamazsam açsın da. Çalışamazsan açsın. Yani buradaki benim değil, sadece 200 tane, 300 tane adam için aynı şey geçerli. Aynı dert geçerli. Sen bugün, bu akşam burada çalışamadın, bu dükkanı açamadın, ertesi gün paran yok, ödeme yapamazsın. Ödeme yapamadın da batacaksın kesin de yani. Aynen öyle. Bunlara basit geliyor. Ben kredi kartını sokup para alan insan değiliz ki biz. Çıkalım yukarı, 6 ayda iş olmaz, olmasın. Maaş geliyor. Bizde öyle bir durum yok. Bizde bir gün. Öyle. Bir gün süre var. İkinci gün çalışamadın, patladın, gittin. Aynen öyle. Peki kuzicim, teşekkür ediyorum. Sana burası da kolay gelsin. Kuzimin dükkanı. Bu arada arkadaşlar, bir şey almak isterseniz bakın burada tespihleri falan var. Çekim yaptığın için sana da teşekkür ediyorum. Sizin de takip ediyoruz YouTube'dan. Teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Kolay gelsin diliyorum. Teşekkür ederim. Buradan bir de böyle Yusuf Ali bıçağı arkadaşlar. Yusuf Ali bıçağı satıyor kuzi. Aynı şey. Kendi yapmıyor ama burada üretiliyor biliyorsunuz bunlar. Gördüğünüz gibi dükkan böyle. Kuzicim görüşürüz. Hayırlı işler. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol, kendine iyi bak. Hiç gönülle vermiyor. O hayırlı mı? Ben öyle gitmeyeceğim. Yukarı doğru gidelim. Aklımıza Akif Sucu gelecek. Akif Sucu, o yokuşu bir çık bakalım, bir görelim dedi. Ben de bu yokuşa doğru başladım. Böyle şu araları falan çekmeye çalışacağım. Ne var ne yok. Dallas'a çıkma planım vardı. Ancak o plandan vazgeçtim. Şöyle insanların özel mülküne doğru fazla girmeyelim. Güneş tam karşı olduğu için arkadaşlar çekim yaparken sıkıntı yaşıyorum. Evet, dinledik. Dertler ortak arkadaşlar. Dertlerimiz ortak. Esnaf için bir çözüm bulunması gerekiyor. Henüz çözüm bulunmadı. Ama insanlara da bir mobbing uygulanıyor. Çıkın diye. Elektrikler falan kapatılıyor belli başlı yerlerde, belli başlı zamanlarda. Bilmiyorum, umarım en erken zamanda düzelir. En erken zamanda bu işlerden kurtuluruz. Yeni, güzel bir hayata başlar bu ilçe. Çünkü bunu sonuna kadar hak ediyorlar. Çünkü bütün maneviyatlarını burada bırakıp yeni bir ilçe yerine çıkacak bu insanlar. O yüzden bu insanların bir nebze de olsa duygularını anlayabilmek gerekiyor. Evet, devam edelim şöyle. Oturan var mı diye sorarsanız tabii ki var. Sobalığı kullanan insanlar genelde taşınmayı düşünmüyorlar buradan. Şöyle bir ara. Yok diye biliyorum. Şu aradan girelim. Lan ben buna gömülmüyüm. Ne alakası?
Kolay gelsin. Hiç görmediğimiz yerler var burada. Arkadaşlar. Razı olsun. Benim hiç gelmediğim yerler. Aralardan girelim. Burada benim teyzem de oturdu bir yıllarca. Orayı da bir göstermek istiyorum. Evet, çok eski binalar. Artık yıkılmak üzere. Böyle dostlar. Böyle dostlar. Burada artık çok da bir şey kalmadı. Algoritma böyle işliyor. Devam edelim bakalım. Son bir noktası daha kaldı. Nasıl gidiyor işler? Hahaha.
Muhtemelen hatırlarsın diye bir dükkanın içerisini çekeyim. Kardeşim kolay gelsin. Hadi kolay gelsin, görüşürüz. Nazım kardeşimin dükkanı orası. Abi. Eyvallah. Son günler yaşıyorum. Eyvallah. Nasılsınız? Ne var ne yok? Nasıl yukarıya taşındınız mı? Taşındım. Nasıl, güzel mi? Memnun değilim. Kalorifer yanmıyor dedik. Kaloriferler yanmıyor. Onun için inşallah bir çözüm bulacaklar. Buradan bulamazsa dışarıdan bulacak artık. İnşallah. Hadi kolay gelsin. Şöyle devam ediyor. Mimariye. Otellerinden biri olan Almatur oteli vardı. Şuradaki dükkanı da ben bir zamanlar abimle beraber çalıştırmıştım. Oteli. Gördüğünüz yerde kütüphanenin olduğu yer. Burası da boşaltılıyor. Şeydeyim ben de. Veda ediyoruz işte onu. Hemen şöyle amcama aleyküm selam. Nasılsın amca? İsim soy isim neydi? Sen değilsin. İsim soy isim nedir? Selahattin Bakırcı. Eski Selahattin emekli Bakırcı. Postacı. Eski emekli postacı. Evet. Buralısınız. Akaltlı. Akaltlısınız. Akaltı evet. Çekmiştim. İzlediniz mi videolar? Videoları Bursa'da, Mustafa Kemal Paşa'da izledim. İzlediniz. Televizyonda izliyoruz. Peki devamlı. Peki ne düşünüyorsunuz? Geldiniz son kez görmek için mi geldiniz? Son kez gelip hep eşyayı çıkaracağım. Taşıdınız. Taşıyacağız. Daha nasıl taşınamadım. Peki yeni Yusufeli nasıl? Beğendiniz mi? Beğenmediniz mi? Bütün hatıralar burada kaldı. Tabii yok canım, oralar bir şey yaramaz. Peki. Eline sağlık da benim evi çok bekledim ki şey yaparsın, olmadı. Nerede? İkinci yukarıda bölge, mı? İkinci bölge, üçüncü etap. Oraları benim çektim ben ama. Çektim oralar da, orada şey geçiyorsun, diyorsun ki şey yok. Ne? Numaralar yok. Ha, bazılarında numara yok, evet. Ve blok 7B05. Bazılarında dördüncü numara göremediğim için söyleyemedim. Tabii, tabii. Allah başarılar. Sağ olun. Sen öğretmensin. Ben antrenörüm. Antrenör. Futbol antrenörüm. Ha, sporda. Tamam. Evet, evet. Sağ olun. İzleyin, izleyin. Dünyayı turlayacağım. Şimdi daha uzağa doğru gideceğim. Bizim öz topraklarımıza doğru gideceğim. Tamam, tamam dayı. Sen de selam. Adın ne? Suat. Petereklisi. Tüm İstanbul'lara, tüm Bodrum'lara, tüm Ankara'lara, tüm Türkiye'ye, tüm Petereklilere selam veriyorum. Aleyküm selam, aleyküm selam. Suat abimize selam veriyorum. Evet. Çiftliği konuşturmuşsun ya. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Umarım bu beğendiğiniz bir video olmuştur. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bildirimleri de açarsanız çok sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere diyorum. Bu bir başka videoda muhtemelen Tek Kale ya da Peterek videosu olacak. Beni uyardılar bu arayı çekmedin diye. Köksal abimiz dükkanı boşaltmış ama halen daha hali hazırda dükkanlar duruyor burada. Burayı da çekelim, unutmayalım. Beni uyardığınız için teşekkür ediyorum.
ben de burada çok oturup çok çay içmişimdir. Öyle bir ara sokağımız. Beni sabırla takip eden, izleyen, bütün videolarımı izleyen Sami kardeşim, Almanya'dan Sami kardeşime çok selamlarımı gönderiyorum. Onun da bir isteği vardı benden. Annesinin doğup büyüdüğü bir ev vardı, orayı çekmemi istiyorlardı. Şimdi sıra oraya geldi. Bir önceki videoda unuttuğum için de özür diliyorum. Ama hatırlattığınız yerleri çekmeye devam edeceğim böyle. Sanırım bu evde. Bana söylediği kadarıyla. Burayı da çekmeyi unutmuşuz. En azından bu fırsat ile böyle de çekmiş olduk.